Selam gençler. YouTube Fizikle Barış Karanlı'na hoş geldiniz. Evet 11. sınıftaki arkadaşlarım itme ve momentum'un ikinci videosuyla baş başayız arkadaşlar. Özellikle e, çarpışmalarla tanışacaksınız arkadaşlar. O yüzden gerçekten de çok çok önemli. İtme ve momentum'un belki de en çok kullanıldığı kısımlardan bir tanesiyle birlikteyiz gençler. E, açıkçası kurallı olanlar var. Biraz daha böyle sıradan gibi gözükenler olacaktır. Lütfen kafaya yazmaya çalışalım bakalım. Hadi bakalım. Şimdi çarpışmalar gençler iki çeşit çarpışmayla tanışacağız. Bunlardan bir tanesi esnek çarpışmalar dikkat ederseniz. Diğeri de esnek olmayan çarpışmalar. Şimdi bakın bunların ikisini yan yana koymuşuz zaten. Karşılaştıralım bakalım. Şimdi esnek çarpışmaların en büyük özelliği nedir? Momentum korunur arkadaşlar. E buraya bakıyoruz. Burada da momentum korunur demişiz. He, demek ki hangi tür çarpışma olursa olsun arkadaşlar momentumun korunumu kanunu geçerli mi? Geçerli. Fakat esnek çarpışmalarda enerji korunurken ne yapıyormuş? Esnek olmayanlarda ne yapıyor gençler bakın enerji korunmayacak. Bak fark burada ortaya çıkıyor. Momentum korunumundan sorun yaşamıyoruz. Sonra yine ayırt edici önemli bir özellik. Esnek çarpışan cisimler bağımsız hareket eder. Biri oraya, biri buraya gidebilir yani bağımsızlık vardır. Fakat esnek olmayan cisimler ne yapar? Birbirlerine kenetlenirler ya, ya da diğer bir ismi yapışırlar. Zaten bu kenetlenme ya da yapışma esnasında ortaya çıkan ısı yardımıyla birbirlerine ne yapıyorlar? Kenetlenebiliyorlar. Dolayısıyla kaybolan enerji nereye gitti derseniz de onların kenetlenmesi için gerekli olan ısıya dönüştü arkadaşlar. İpucu da bu. Nasıl ayırt edeceğim? Ya sorularda zaten açık açık esnek oldu, esnek olmadı diye açık açık yazacaklar. Veyahut da kenetlendiklerini görürseniz ortak kütle hareketinden bahsediyorsa esnek olmadığını da anlayabiliyoruz gençler. Ve ilk çarpışma türbüsü ve en önemlisi bence açıkçası en kuralcı olanla tanışıyoruz gençler. Merkezi ve esnek çarpışma. Şimdi merkezi ne demek? Göbekten vuracak birbirine demektir. Değil mi? Yandan vurursa merkezi olmuyor işte. He, ne yapıyormuşuz? Esnek. Diyelim M1 kütleli V1 hızına sahip olan bir cisim kütlesi M2 hızı V2 olan bir cisme çarpacak. Bu ne? Çarpışmanın öncesinde. Ne yaptı? Çarptıktan sonra bunun bir yeni hız olacak. V1 üssü. Bunun da yeni bir hız olacak. V2 üssü. Şimdi burada ne yapabilirsiniz dediğiniz zaman iki tane kuralla gençler bakın. Momentumun korunumu kanunu. Yani bu ne demektir? Çarpışmadan önceki ilk momentum vektörü ile çarpışmadan sonraki son momentum vektörü aynı olacak. Hadi yazalım bakalım. M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 değil mi ilk durumdaki momentum? Peki bunu için ne yazabiliriz? M1 V1 üssü artı M2 V2 üssü. Bakın buradan bir denklem çıkarttık. Şöyle bir biz bunu Şöyle sarı kutucuğu alalım bakalım. Değil mi? Şöyle. Bakın dikkate alacağınız yer burası. Sonra ikinci kural. Hızlar korunum kanunu. Bakın gençler. He, burada da ne yapabilirsiniz? Şöyle yazabilirsiniz. Bakın birinci cismin hızlar toplamı arkadaşlar. Bakın ve tabii ki vektörel toplamı. Eşittir. ikinci cismin hızlar toplamıdır. Ne demek istiyor bu diyebilirsiniz. Şimdi birinci cisim neydi hızı başlarken? v de. Şimdi ne oldu? V1 üssü. O zaman sen bana şöyle yazıyorsun. V1 artı V1 üssü eşittir. V2 artı V2 üssü. Tabi bunu yazarken de arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Tabii ki yönler varsa eksi yazacaksınız falan. Onlara uyacağız. İşte bu iki denklemle gençler ekmek yememiz gerekiyor. Hadi bakalım biz de ekmek yemeye başlayalım. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda x cismi y cismine ne diyor? Bakın merkezi esnek çarpıyor diyor. Buna göre çarpışma sonrasındaki hızları ne değer? Şimdi bakın burada aslında sonunda bir not yazacağız. Hızlı ve öfkeli bitireceğiz. Ama biz önce bunu bir ispat edelim değil mi? Şimdi m kütleli x cismi ve m kütleli y cismi çarpacak. Bak bu zaten çarpışmadan önceki senaryoyu vermişler. Hemen ne yapıyorsunuz? Kendinize çarpışma sonrası için bir senaryo uyduracaksınız. Bakın hemen uyduruyorum m kütleli diğer de m kütleli değil mi? He, x ismi buraya gitsin vx süratiyle. Bu da buraya gitsin vy süratiyle diyorum. Şimdi diye bir ki arkadaşlarım bu tabi çarpışmanın sonrası. Ya hocam oraya gittin nereden bilmiyorum. Ama işlem yaparken bu tarafa artı yön alacağım. Bu tarafa eksi yön alacağım arkadaşlar. He, işlem yaparken artılarla uğraşayım. Özellikle ikinci kısımda yani senaryonun son durumu için salladığım ikinci durumda eksilerle uğraşmak istemiyorum. Ha sen dersen ki hocam ben psikopatın psikopatım. Ben eksilerle uğraşmayı seviyorum. O zaman uğraşırsın işte. Şimdi ne yapıyorum? Hemen kurallardan birincisi bakın. Neydi? Kural çok basit. İlk momentum vektörel olarak son momentuma eşit. Başlıyorum. Bunun momentumu nedir? Artı tarafa doğru m çarpı 3v yazıyorum bak m çarpı 3v artı diğerininki mv eşittir. Bu duruma geliyorum. M çarpı Vx artı M çarpı V'ye oldu. Bak M'lere elveda diyorum. Ne çıktı buradan denklemimiz? X ile Y'nin hızlarının toplamı 4V yapıyormuş. Alın size bu number one. Sıra geldi. ikinci denklemimizi yazalım. Neydi kural? Hızlar kanunumuzu yazıyoruz. Neydi? Birinci cisim. 3V'dim Vx oldum. Yazıyorum bak hemen. 3V artı Vx eşittir v artı v'y. Ne yapabilirim? Birini yok edebilirim. Bak hemen ne yazayım? x eksi y yazayım buraya. Bunu da karşı atarsam eksi 2 v yaptı mı gençler? Bakın elimizde iki tane denklem oldu. Ne güzel. Bu kutudaki denklemleri ben ne yapayım şimdi? Siz matematikçi sizsiniz. Taraf tarafa toplasam. Bak ne olur? Y'ler gider. Topladım. 2 v x yaptı. E bu arkadaşları toplarsam da 2 v yapıyor. Dolayısıyla x dediğimiz değer ne çıktı gençler? Bakın v. Oh ne güzel v. Y ne oldu? Bakın buraya V'yi yerine koyarsam sonucun 4V çıkması için de Y'nin değeri de 3V oldu. Ne güzel bulduk. Cevap Bursa. Fakat çok güzel bir şey oldu. Bir sonuca bakmanızı istiyorum şimdi. Tamam bulmayı öğrendik. Bu arada işte bu bir özel durumdu. Özel durumlar olmazsa diyerekten önleminizi almak zorundasınız gençler. O yüzden e, normal namuslu yollardan da soruyu çözmeyi lütfen kafaya yazın. Bu adamın sureti V, bununkisi 3V oldu mu fark ettiyseniz? Az önce ama bu 3 bu 1'di, şimdi bu 1 bu 3 oldu. Aa bu bir özel durum galiba oldu değil mi gençler? Ben bu kadar uğraşmayıp bunu görürsem affetmeden hemen 1'e 3, 3'e 1'e 1'e 3 yapabilirim. Ne zaman tabii ki? İşte şartımız şuydu gençler. Eğer cisimlerin kütleleri eşit ise arkadaşlar, bakın şartımız bu. Kütleleri eşit ise ne yaparmış? Cisimler hızlarını birbiriyle değiştirir arkadaşlar. Hızlarını birbiriyle değiştirir. Bakın koşulumuz çok basit. Birbiriyle değiştir. Tabi bunun olabilmesinin şartında ısrarla altını çizelim. Neymiş? Kütleleri eşit ise bak. Bundan sonra eşit kütleli cisimler duyduysan benim hızım senin hızın senin hızın benim hızım. Bitti. Hadi bakalım. Peki Yeni bir soru da bakalım bu sefer. Aa kütleler eşit mi? Değil. O zaman acaba başka bir numara var mı? Ne diyor? Cisimler merkezi esnek çarpışıyorlar diyor. Bak gene. Ne yapacağız? Hemen bir tane kendimize çarpışma sonrasına bir senaryo hazırlayalım. Bak hemen nedir bu? Ç, -ö. Hadi bakalım çarpışma sonrasında bir sallayalım bakalım. Diyorum ki 2M kütlesi bu yönde gitsin Vx ile 3M ise buraya gitsin VY ile dedim. Bak gene pozitif yönlere çalışmaya çalışıyorum. Bak son durumlar hep pozitif yön sallıyor. Hadi bakalım başlıyorum. Birinci kural neydi? Çarpışmadan önceki momentum vektörü ile çarpışmadan sonraki momentum vektörünü eşit yapacaksınız. Şimdi başlıyorum. 2M çarpı 3'ten. Bununkisi artı 6MV. Eksi yönde çıkacak bu arkadaş değil mi? 3M çarpı 2'den. Eksi 6MV eşittir. 2M çarpı VX artı 3M çarpı V'ye. M'leri yok ettim. Bakın sadece hızlar kaldı. Ne kaldı? 2VX artı 3VY'nin sonucu 0 çıktı bakın. Zaten bakın bu denklem birazcık iyi inceleyen bir arkadaşım şunu söyleyecektir. Ya hocam ikisi de pozitif olamıyor. Baksana 0 çıkacak. Ya bunların ikisi de 0 ya da bunlardan biri galiba eksi çıkacak. İşte bak ama hiç tırsmıyorum. 1 gram bile tırsmıyorum. Hadi ikinci kural neydi? Hızlar kanunu. Bu adam neydi? 3V'di. Ne oldun sonra? Vx oldum. Bu neydi? Eksi 2V'dim. Vy oldum. Kimi yok edelim? X'i atalım karşı isterseniz. Y eksi X dediğiniz şey 5V yaptım gençler. Bakın burası da böyle oldu. Ben şimdi ne yapabilirim? X'leri yok edebilirim. Nasıl ama? Şurayı bir 2 ile genişletelim. O zaman isterseniz şu denklemle bunu bir daha yazalım alt alta. Yazdım gitti. 2Vx artı 3Vy eşittir 0. Diğerini de 2 ile genişletiyorum. 2vy eksi 2vx eşittir 10v yapıyor. Ben bunları taraf tarafa bir topladım. Oh ne güzel. X'ler elveda. 5 tane v, y eşittir 10 v oldu. O zaman buradan çıkan sonuca göre y'nin cevabı kaç çıkıyormuş gençler? 2 v. Y 2 v ise bak buraya hemen 2 v yaz. Bunu da buraya atarsan x'in hızı ne yapıyor gençler? Eksi 3 v. Aa bir inceleyelim bakalım. Ne oluyormuş? X oluyormuş eksi 3 ve y oluyormuş artı 2 ve. Ya baksana bir. 3'tüm. Eksi 3 oldum. Eksi 2'ydim. Artı 2. Ne güzel ya. Gene bir sanki bir numara var işte. Değil mi arkadaşlar? He, işte hazırız o zaman. Biz de o numarayı yazalım buraya. Özel notumuz. He, bundan sonra eğer bunu görürseniz tabi bu kadar uğraşmamanızın yolu da ne? tabii ki şuydu arkadaşlar. Cisimlerin momentum toplamı sıfır olması durumu. Ya da cisimlerin momentumları ne olursa arkadaşlar eşit ve zıt yönlü ise bakın momentumları eşit ve zıt olacak yalnız. Momentumları eşitse olmuyor arkadaşlar bakın şartımız bu. Momentumları eşit ve zıt ise ne yaptı cisimler? Ya 3 eksi 3 oldu. Eksi 2 idim artı 2. Cisimler ne yaptılar? Kendi hızlarıyla geri döndü değil mi gençler? Bak kendi hızı. Hızları ile geri döner. Eksi 4 müydüm? Artı 4'üm artık. 5 miydim? Eksi 5'im artık. Diyebilirsiniz hemen. Bakın bu iki durumu unutmayın. İki tane özel durum var zaten. Mesela burada bu soruyu da bilerek tercih ettim. Bazen işte hayatta toz pembe olmuyor. Momentumlar eşitse acaba bir numara var mı? Bak birincisi 6m ve sağa, ikincisi 6m ve sağa gidiyor. Acaba kahramanlık var mı momentumlar eşitse? Hadi bir deneme yapalım. Şimdi bu ne? ÇÖ. Hadi bakalım CS yapalım. Ne oldu? m kütleli x ismi vx ile buraya gitsin. 2m kütleli de vy ile gitsin. Hadi bakalım hazırız. Başlıyorum. Birinci kural. Neydi? İlk momentum son momentuma eşittir diyoruz. Hadi diyelim bakalım. Bunun momentumu 6mv. Bunun momentumu da 6mv yapıyor. Bu arkadaşınki mvx artı 2mvy. M'lere güle 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 güle. Ne öğrendik? X'in hızıyla iki katı olan Y eşittir 12V'miş değil mi? Bu cepte. Peki sonra diyor ikinci kural neydi gençler? Hızlar kanunu. Ne oldu? Yazalım gitsin bakalım. 6V'dim. VX oldum. 3V'dim. VG oldum. Ne oldu o zaman? X'leri yok etmek kolay galiba. Y eksi X eşittir 3V. Bak bu iki kutudaki denklemleri toplasam ne olur? şuraya mavi yapalım. X'ler birbirlerini götürecek değil mi arkadaşlar? <laughs> 3V'ye 15V. O zaman V'nin cevabı 5V'miş. Şimdi buraya 5V'yi koyunca burası 10V yapar. O zaman X'in cevabı da kaç çıktı bakın? 2V. Neyi soruyor? X'in hızı. Cevap 2V. Ama ne oldu? Biraz sonra bunun hızı 2V oldu. Bunun hızı 5V. Var mı bir özel durum? Yok. Demek ki cisimlerin momentumları eşit yönlüyse, eşitse <laughs> hiçbir cacık olmuyormuş. Şimdi hadi bakalım. <laughs> AYTS olarak karşınıza gel. Bunu biraz daha hızlı düşüneceğimiz bir soru tipi. Yatay sürtünmesi düzlemde K ve L cisimleri merkezi esnek çarpışma yapıyor. Hadi bakalım. K ve L. Bunun momentumu kaç? Artı 12. Bunun momentumu kaç? Eksi 12. Ana! Bu bir özel durum arkadaşlar. Momentumları birbirlerine eşit ve zıt yönlü olan cisimler çarptıkları zaman ne yapıyorlardı? Kendi hızlarıyla geri dönerler. Yani şöyle bir senaryo olacak. Ben artı üçtüm ya artık eksi üçüm. Bu eksi altıydı artık artı altı oldu. L cismi bu çarpışma sonrasında da M cismine çarpacak. Hadi bakalım bir de onu hazırlığımızı yapalım. L cismi geliyor M'ye. Peki L cismin hızı neydi gençler? O da 2 kilogramdı. Ve bu tarafa doğru 6 ile geliyordu. Burada da bir 2 kilogramlık M de onu bekliyor değil mi? 0. Vay M'nin hızını soruyor. Yeni bir özel durum gördünüz mü? Kütleleri birbirlerine eşitse ne yapıyordu? Benim hızım, senin hızın, senin hızın, benim hızım. Yani bu adam artık sıfır, bu arkadaş artık 6'dır. Dolayısıyla main'in hızı 6 metre bölü saniyedir. Her iki özel durumu da kapsayan güzel bir soruydu birlikte çözdüğümüz soru. Peki hadi bakalım. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki hızlarla hareket eden eşit kütleli vay 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 kimleri göreyim? Esnek çarpışmalar yapıyorlarmış merkezi. Ne güzel. Z'nin Şimdi ne olacak burada? Şimdi haklı şu gelebilir. Ya hocam önce X, Y'ye vuracak? Y'ye Kafana göre takıl. Yani uşak mı aşçıya, aşçı mı bahçı, bana. sıralamanın önemi yok arkadaşlar. O zaman hemen başla bir tanesinden. Şöyle ben hatta böyle birkaç tane çizgi hazırlayalım. Mesela dedim ki sordum mesela. Ne dediniz? X, Y'ye vursun hocam dediniz önce. Tamam. X, Y'ye vurursa ne olur biraz sonra? X dediğimiz arkadaş burada. Y burada. Z buradaysa X'in hızı ne olur? 4V. Benim hızım 6V. Senin hızın V olur, değil mi? Bu durumda ne olur? Şimdi YZ'ye çarpar, değil mi gençler? Hadi çizelim bir daha bakalım. X Y Z ne olur? Kütleler eşit olduğu için benim hızım 6V, senin hızın V, benim hızım 4V. E sonra ne olacak? Bu arada X de Y'ye vuracak. Hadi bakalım. Bir daha bir değişiklik olacak, değil mi bu sefer de? X Y Z ne olacak bu sefer de? Bunun hızı V, bunun hızı 4V, bunun hızı 6V. Artık kimse kimseyi çarpar mı? Çarpmaz. Tüm çarpışmalar bittikten sonra Z cisminin hızı 6V olmuş bakın. Şimdi geldik ikinci bir çarpışma türümüze gençler. Bakın, merkezi olmayan ama esnek olan bir çarpışma. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan gelen bir m1 kütleli bir cisim, ne olsun bunun bir hızı olsun V1. m2 kütleli duran bir cisme çarpıyor. Neresine? Tam göbeğini değil. Böyle hafiften yan tarafına vuruyor. Bilardo topunun bir yanına vurdun mu ne olur? Bir top buraya bir top buraya edecek. Bak gelecek seneye hatırlatırım. Lazım olacak size bu. Compton saçılması diye bir konu göreceksiniz arkadaşlar. Ya nereden geliyor? Burada. Şimdi ne yapıyor? Bu durumda M1 yukarıya gitti. V1 üstüyle. M2 de aşağı gitti. V2 üstüyle. Teta ve alfa açılarıyla. Şimdi uyanık olma zamanı gençler. Ne yapıyoruz hemen? Cevap basit. Şimdi burada hızlar korunum kanunu kullanamazsınız. Niye? Hızlar korunum kanunu aynı çizgi üzerinde geliyor. Biri Anya'ya biri Konya'ya gittiyse olmadı o zaman. Ne yapacağız? Tek kuralımız var gençler. Çarpışmadan önceki momentum ile çarpışmadan sonraki momentum birbirlerine eşittir diyeceksiniz. mutlu bir hayat sürdüreceksiniz. Ve en kuralcı olan çarpışma merkezi esnikti. Biz bu işi bitirdik gençler rahat olun. Hadi bakalım. Ne diyor? Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda. 2 kilogram kütleli x ismi durmakta olan y cismine merkezi olmayan bir esnek çarpışma yapıyorsa y cisminin çarpışma sonrası hızı nedir? Şimdi bakın ne yapacağız? Çok basit. Sadece yapacağınız şey şu. İlk momentum son momentuma eşit olacak. Yazıyorum. Dikkat edin şimdi. İlk momentum eşittir. Şimdi çarpışmadan sonra ne yapıyor? Bu arkadaş buraya gidiyor. Px vektörüyle. Bu arkadaş da buraya gidiyor. Py vektörü değil mi? O zaman ben böyle yazabilir miyim burayı? x vektörü artı y vektörünün vektörel toplamıdır. Şimdi hatırlayın siz ta vektörlerde kalmış bir hikaye burası. İki vektörün toplamını uç ucu eklemeyle ben nasıl yapıyordum? x'in ucuna y'yi ekle başlangıcı versin. Hadi bak ekliyorum. x vektörü bu yönde. Ucuna y'yi ekledim. Değil mi şöyle? Peki başlarkenki vektör ne? Bunda momentum yok. Sadece sağ tarafa doğru olan bir ilk momentum vektörü var değil mi arkadaşlar? Bakın aynen üçgenimiz bu oldu. Bir de açılar var ne güzel. Bak bu açı 37 ise bak bunun hemen yatayla yaptığı açı 37. Bunun da yatayla yaptığı açı 53. Burası da 90. Ana ben bu üçgeni tanıyor muyum? Tanıyorum. Siz de tanıdınız umarım. Bak meşhur bir üçgenle tanışıyoruz burada. Değil mi şöyle? Kimmiş bu üçgen? 37, 53, 90 biliyorsunuz. Bak burası 37. Burası 53. Burası 90 ise bu neydi? 3, 4 5 pardon 3 4 4 burasıydı değil mi sahip 5 burasıydı değil mi? 3 4 5 üçgen değil mi? He ben ilk momentumu biliyorum farkında mısınız? 2 kere 5'ten ilk momentum 10'muş. Ne güzel ya 5'in katına değil mi 10 diyorsun. Yani 2 ile çarp. O zaman bu kenar kaç yapar gençler? 6. Bu kenar kaç yapacaktır? 8. Ne güzel ya. X'in momentumu kaç çıkıyormuş? 8. Y'nin momentumu kaç çıkıyormuş? 6. Ben artık bunları kütle ile çarparak hemen ne yapalım? X'in kütlesi kaç? 2 çarpı vx değil mi? 8 ise x'in hızını sorarlarsa 4. Bunu nasıl bulacağım? 3 çarpı vy. O ne güzel. Y'nin cevabı da 2. Kimi sormuş? Y. O zaman aradığımız cevapta bakın gençler. Hop 2'dir. Direkt uç uca eklemeyle golü atın gençler. Bir tane daha yapmışız bak şimdi. 2 m kütleli cisim durmakta olan m kütleli cisme vuruyor. Çarpışma sonrasında nedir? Şimdi hemen ne yapabilirsiniz? Kural şu. Bak bu arkadaş buraya gidiyor. PX vektörüyle. Bu arkadaş da buraya gidiyor. PY vektörüyle, değil mi? E ne diyeceksin? Hemen kural şu. İlk momentum vektörü X'in vektörünün toplamıyla Y'nin vektörünün toplamıdır. Hadi ilk toplayalım bakalım. X hangi yönde? Şu yönde mi? PX bu yönde. Y nereye doğru? Şöyle bekledik ucuna. Ve başlangıçtaki moment e, bunda yok. Bunda var. Nereye doğru? Sağ. Al sana ilk momentum vektör. Ve güzel bir şeyle tanışacaksınız. Bakın şimdi soru çok kısa sürecek bu yüzden. Bu açıda 37, bu açının da 37 olduğunu görünce sen şu arkadaşla şu arkadaşın büyüklüklerin eşit olduğunu söyleyebilir misin? Yani x'in büyüklüğüyle y'nin büyüklüğü eşit. E bu nasıl bulunuyordu? Hemen gol atalım. mx çarpı vx, my çarpı vy'dir. E x'in kütlesi kaç? 2m çarpı vx. Bu ne? m çarpı vy. Hoppala paşam Malkara Keşan diyorum. Ve cevabı da 1 bölü 2 buluyorum. Ve geldik. Merkezi olacak ve esnek olmayan çarpışma. Bak en güzelleri gelmeye başladı. Esnek olmayanlar çok kolay. Neydi? Cisimler kenetleniyordu. Enerji korunmuyordu. Momentum korunuyor. zaten elinde tek malzeme var. Momentum korunumu. İşte kütlesi M1 ve M2 olan cisimler çarpışmadan önce böyle olsunlar. Sonra bunlar birbirlerine ne yapıyorlar? Bir güzel bak kenetleniyorlar ve ortak hızla gidiyorlar. Bu ne? Çarpışman sonu. Ve yazabileceğiniz tek bir şey var gençler. İlk momentum vektörü olarak son momentum eşittir. Yaz ilk durumu. M1 V1 artı M2 V2 eşittir. Şimdi ne oldu? Ortak kütle olduk ya. M1 artı M2 çarpı ortak hız diyeceksin. Mutlu bir hayat sürdüreceksin. Bu kadar. Hadi deneyelim bakalım. Sürtünmesiz ortamda birbirine esnek olmayan çarpışma yapan X ve Y cisimleri bak kenetleniyor. İki kere kıyak geçmişim sana bu soruda. Orta hız nedir? Şimdi ne yapacağız? Hemen çok basit. İlk momentum eşittir. Son momentum. Yazdım gitti. Bunun momentumu 3M 4V çarptım. Artı 12MV. 2M eksi V olunca bunun ikisi eksi 2MV eşittir ne oluyordu? Kenetleniyorlar. Bunlar birbirine bir yapıştır bakayım. Kaç kütle olacak? Bak böyle birbirlerine bir kenetle bunların ikisinde. Toplam kütle 5M oldu değil mi? Çarpı orta kız olacak dikkat ederseniz. E burası ne oldu? 10M ve eşittir. 5M çarpı orta kız olduğuna göre şut şut. Ne oldu? Orta kızımızın cevabı da gençler 10 bölü 5'ten 2V diye buluyoruz. Hı? Hmm. Mesela bir şey demiştik. Bakalım yalan mı söylemişiz, doğru mu söylemişiz, ispat edeceğiz işte. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda esnek olmayan çarpışma yapan cisimler yapışıyor ve ortak kütle olarak hareket ediyor. Kaybolan enerji. Vay bana enerji korunmaz demiştim yıllar önce bir pazar sabahı. Değil mi? Hadi bakalım bulalım. Şimdi bunlar birbirine kenetlenirse ne olacaklar bunlar? Hop. Ne hale geliyor? Bu iki, bu bir daha olunca 3 kilogramlık hale gelecekler. Bu ne? Çarpışma sonrası. Ne yapacağım hemen? Hadi yazalım bakalım. İlk momentum, son momentum eşitse. Bunun momentum 2 kere 8'den artı 16. Bu eksi yön dedim arkadaşlar. Eksi 4 demem lazım. Kendime göre buraya artı verdim. Buraya da eksi verdim. Yönleri zıt. Eşittir. Kenetlendiler. 3 oldular. Ve tabii ki de ortak hız oldular. Sonuç ne oldu? Ortak hızların cevabı 12 bölü 3'ten 4. Ne güzel ya. Yani buraya doğru 4 metre bölü ile gidiyormuş. Şimdi hazırız. Diyor ki kaybolan enerjiyi bul. Haydi. Hangi enerji kayboldu acaba? Tabii ki kinetik enerjileri. Neydi o da? 1 bölü 2 mv kare. Hadi bakalım yazıyorum. Enerjinin ilk değeri. Bu adam ne kadar? 1 bölü 2 m 2 hızı 8'in karesi. Diğerine geldim. 1 bölü 2 1 4'ün karesi. Şutladım 64. 8 de buradan gelince 72 jülmüş ilk enerji. Peki son duruma gelirsem. Bu arada bir ipucu size. Hızınız eksi olabilir ama kinetik enerji biliyorsunuz hızın karesi olduğu için asla eksi olmayacak. Bak uyarı. Peki buraya gelirsem 1 bölü 2 3 4'ün karesi yaptı değil mi? Ne yapar bu da? 48 bölü 2 24 jül yaptı. E adama sorarlar kaybolan nerede? Kayıp olan bir 48 joule var değil mi arkadaşlar? E nerede bu? Tabii ki ısıya dönüştü değil mi gençler? Ve geldik merkezi olmayan, tabii ki bir de esnek olmayan, double double olmayan değil mi oldu? Bak şimdi merkezi olmayan demek ne demek? Kenardan vurmaktır veya işte ne yapıyor? Mesela iki arabanın böyle buradan gelen M1 kütleli arabayla M2'nin o noktasında ne yapması? Birbirlerine esnek olmayan çarpışma yaparak kaportalarının birbirine girerek ortak olarak hareket etmesidir. Bak ne yapıyorlar? Buradan bu geliyor, buradan bu geliyor. Ne yapmak istiyor zaten? M1 diyor ki ben seni sağa götürmek istiyorum. Bu diyor ben de seni diyor yukarı götürmek istiyorum. Sonuç bunlar bir anda böyle ortak bir şekilde hem oraya hem buraya gidecekler. Peki ne yazabilir? Enerji korunmuyordu zaten. O zaman yazabileceğiniz tek bir şey var gençler. İlk momentum eşittir Son momentum diyorsunuz. Ekmek yiyorsunuz yani. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Çarpışmalarda momentum konumu. E, patlamalarda momentum konumu. Bir tek konunun başlangıcında ne vardı? kuvvet uygularsak zaten momentum değişimi yaratıyorduk. Orada sadece korunmuyor. O yüzden bu konuda sıkıntı yaşayan arkadaş momentum korunumunu yazsın bayağı toparlar bu durum. Hadi bakalım. Sabit süratte olan cisimler O noktasında çarpışıp kenetleniyor. O esnek olmayan çarpışma. Ne yapacağım? Hemen ilk momentum vektörü son momentum vektörü diyeceğim. Dedim gitti. Bak bakıyorum. 2 kilogram 4 hızda giderse bunun momentumu bu tarafa doğru 8. Bunun momentumu ise yukarıya doğru 6 eşittir. Bunlar bir kenetlendiler. Burada bir 2 kilo var. Burada da 3 kilo olunca 5 kütle ortak bir hızla hareket edecek mi? Şimdi adama sorarlar. 6 ile 8'i toplarsam kaç eder? Unutma vektörel toplam yapıyoruz. Tabii ki de. 10 eder değil mi arkadaşlar? He, momentum şu yönde 10 olacak. Doğru mu? E 5 çarpı ortak hızla. O zaman ortak kütlenin hızının da o yönde ne olmasını bulacağız? 2 metre bölü saniye olması gerektiğini buluyoruz gençler. Şimdi bunu biraz daha böyle sayılardan arındırılmış yapalım. Hadi bakalım. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda sabit süratle hareket eden MX, MY, bak sabit süratle hareket eden cisimler O noktasında çarpışıyor. Ya baksana. X buradan kaç birim gelecek? 2 birim gelecek buraya. Y de buradan 3 birim gelecek çarpışacaklar. He, o zaman anlıyorum ki ben bunun sürati 2V ise bununkisi kaç? 3V'dir. E o noktasında zaten ne yapıyor? Şimdi diyor ki X diyor ki ben seni diyor sağa götürmek istiyorum PX ile. Y de diyor ben seni severim. Y le. Sonuç bu adam da buraya gider. Doğru mu zaten? Ha güzel bir şey var bak. Böyle gidebilmen demek. Şimdi bunu da renk değiştiriyorum. Bu bileşen kimdi? PX Bu bileşen kimdi? PY. O zaman senin tam ortaya gidebilmen için bu arkadaşların büyüklükleri ne olması gerekiyormuş gençler? eşit olacakmış. E neydi momentumda yazıyorum. Mx çarpı Vx eşittir My çarpı Vy idi değil mi? Mx bilmiyorum. Onu soruyor zaten. Çarpı e, süratini biz karelerden anlamıştık zaten değil mi? My çarpı 3V ve güle güle diyorum. Mx'i MY'ye böldüğümde 3 bölü 2 diyorum. Mutlu bir hayat sürdürüyorum. Evet, bakın üniversite sınavında gelmiş bir soru tipi. Evet, bu arada son sorumuz Sevip de kavuşamayanlara gelsin. Hadi bakalım bu sorumuzda, değil mi? Ağlamaya gerek yok yani o kadar da, değil mi? Hadi bakalım. M ve 2M kütleli cisimler bulundukları konumlardan sabit hızla geçtikten sonra O noktasında çarpışacak. Hadi bakalım. Burada çarpışman için bak, bu kaç koordinat geçmeli? 1, 2, 3. O zaman ben bu adama 3V dersem, bu adam eksi 2'den başlayıp 1, 2. O zaman bunun da sürati bu yönde 2V olmalı. Ne yapıyorduk? Kenetlenme oluyorsa akla gelen ilk şey tabii ki ilk momentum vektörel olarak son momentum eşit. Yapıştır. Ne var burada? M kütlesi 3V ile sağa giderse 3MV olacak. 2M 2V ile yukarıya giderse 4MV olacak. Eşittir. Kenetledim bunları da kaç M oldu? 3M çarpı ortak hız. Sonuçta Bunların momentumu şu yöndedir. 5 e m eşit olacak. Yani orta kızı bul deselerdi 5 bölü 3 bulurdu. Fakat bunun gitme aşkı nasıl fark ettiyseniz 3 sağa 4 yukarı gitmek istiyor. Doğru mu arkadaşlar? O zaman bunun biraz sonra geçebileceği koordinatlar neler olabilir derseniz x ve y. Ye. Şimdi x'teki gitme isteği mesela 3'e 4 olabilir. Veya bunları 2 ile çarparım 6'ya 8 koordinatından geçer. 9'a 12'den geçer. Böyle gider bu iş. Hatta 1 1.5'a 2'den de geçer. Hangisinden geçebilir derseniz bu sayılardan birini arayacağız. işte mesela bak 3'e 4'ü gördük. Üniversite sınavında da çok taze olarak karşımıza gelmiş bir soru gençler. Evet böylece sadece çarpışmaları bitirdim. Şimdi üçüncü bir dersimiz daha olacak gençler. Ee, sabırsızlıkla da beklemenizi tavsiye ediyorum. Biraz daha elit ve üst düzey sorularla tanışacaksınız. Biraz daha sağlam bir çalışma yapacağız. Artık konunun ana temasını bitirdik. Bundan sonra biraz süsleme sanatıyla ilgileneceğiz. Tabii biraz sert bir süsleme olacak. Evet, üçüncü derse bekliyorum hepinizi gençler. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.